Merhaba arkadaşlar, kanalım Çarido'ya hoş geldiniz. Size yakın zamanda farklı içeriklerle tekrardan YouTube'a video çekmeye devam edeceğimi söylemiştim. Bugün o içeriklerin ilkine başlıyoruz diyelim. Bu içerikler şöyle olacak. Aksiyon figürlerini tekrardan boyayacağız. Elimde görmüş olduğunuz DC Multiverse, Todd McFarlane'in ürettiği, Zack Snyder's Justice League, Armored Darkseid. Genel olarak güzel figür olsa da biraz boya eksiği var. Bunlardan zaten boyarken ayrıntınca değineceğim. Bunu tekrardan boyayarak başlayacağız. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Bu figürü tekrardan boyayıp biraz daha filme uygun, biraz daha gerçeğe uygun hale getirelim. Hadi hep birlikte boyamaya başlayalım. Evet, bu figür üzerine hem konuşalım hem sohbet edelim hem de boyayalım. Öncelikle dediğim gibi genel olarak bakarsak figürün, yani McFarlane figürünün tamamı için bunu belki de söyleyebiliriz. Kalıbı gayet güzel. Mühendislik, yani bu boyuttaki bir figür için bence yeterli. Sonuçta Darkseid çok fazla aşırı aksiyon pozlarına giren bir karakter değil. Genelde ellerini belinin arkasına bağlayıp gözünden ışın ata ata adam öldüren bir tip düşününce. En fazla yumruklarını, tekmelerini biraz kullanıyor. O yüzden hareket kabiliyeti bu figür için bence yeterli. Detay olarak bakarsak da aslında dikkatli incelenirse tüm detaylar oldukça var. Ancak boya işçiliğinde eksikliği var. İşte bunu da biz burada kendimiz tamamlamaya çalışacağız. Onun için de kullanacağım teknikleri göstereceğim. Peki bunu yaparken neye göre yapacaksın derseniz, filmde Darkseid'i çok fazla görmüyoruz. Zack Snyder's Justice League'de gördüğümüz hep topu 2-3 sahne var. Biri tarih sahnesi, orada Armored versiyonunda görmüyoruz. Üstü çıkıp, yani üstünde bu zırh olmadan görüyoruz. Diğer gördüğümüz sahne apokaliptik bir teknolojiyle işte Steppenwolf'la konuştuğu sahne. Orada da gördüğümüz hologram var gibi görüntü ve son olarak filmin sonunda görüyoruz. Dediğim gibi şu zırhıyla çok fazla bir görüntü yok. Ben kendime referans olarak internette bulduğum bazı görselleri kullanmaya karar verdim. Buraya ekranın sağına soluna koyacağım görseli göreceksiniz. Bir tane Darkseid statüsü var işte, ayağının altında Steppenwolf'un kafası falan var. Oradaki görüntüye yakın bir şey yakalamak hedefindeyim. Şimdi öncelikle figürün kaç parça ayırabilirim bilmiyorum ama ayırabildiğim kadar ayırmaya çalışacağım. Boyarken bana avantaj sağlayacaktı. Muhtemelen kafası gördüğünüz gibi kolayca çıkıyor. Kafayı çıkardık. Kollarını da çok sorun çıkaracağını düşünmüyorum derken o kadar da çıktı. Kolu da kolayca çıkardık. Diğer kolu da çıkardık. Bilekler, yok bu bilek eklemini sökemeyiz. Böyle kalacak. Bel bakalım. Siz şunu yapabilirsiniz. Ben şu an biraz zorluyorum aslında ama öncelikle sıcak suda bir 2-3 dakika, çok kaynar bir sudan bahsetmiyorum. Yani kaynar ılık alası bir suda 3-5 dakika bekletip figürü yumuşadıktan sonra eğer bu eklemleri sökerseniz çok daha rahat olacaktır. Benim bu yaptığım aslında biraz riskli. Bacağın birini daha çıkardık. Bacağın diğerini de çıkardık. Bu parça da kendiliğinden gelmeyi bekliyormuş zaten. Bunu da çıkarmış olduk. Tamam, bu kısım böyle durabilir. Onları tutan yegane şey de bacakmış. Evet, figür ayırabildiğim parçalar. İki kol, bir kafa, iki bacak, ayak eklemi aslında çıkabilir gibi duruyor, bakalım. Ya zorlamayacağım. Yani açıkçası zaten bu figürü ikinci el olarak bulabildim. O yüzden herhangi bir kutusu vesaire bir şey yok. Çok fazla zorlayıp da figürün kolunu bacağını kırmak da istemiyorum. Olduğu kadar deyip devam etmek istiyorum. Şimdi ilk yapacağım iş tonunu daha koyu hale getirmek aslında bir yerde ama esas amaç da şu. Bu parçalara bakarsanız dikkatlice eğer bir sürü küçük böyle aralık vesaire işte Darkseid'in derisindeki vücudundaki yirinti çıkıntıları görebilirsiniz. Dediğim gibi burada kalıp çok iyi ancak burada boya eksikliği var. Biz bunu Dark Wash'la tamamlayacağız. Bunun için bir tane siyah akrilik boya alıyorum. Bundan bir miktar şu kabın içine döküyorum. Kap dediğimde işte eski plastik parça bir şey. Ben genelde boyama için bu tarz şeyleri kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Sonra da bolca su ekleyip kendisini bir güzel karıştırıyorum. Bu işe siyah yıkama diye Türkçe çevirebilirim ama işte black wash, dark wash diye geçiyor. Amacımız boyayı olabildiğince inceltmek ve daha sonra tüm yüzeyle uygulayıp buradaki aralıklara girmesini sağlamak aslında. Normalde şöyle bir şey, bu dark wash'u yaptıktan sonra 1-2 dakika bekleyip peçeteyle, bezle bir şeyle üzerinden silerek yüzeydekini kaldırırsınız, böyle sadece aralarda kalmış olur. Ancak ben bu sefer gri dry brush sistemi kullanacağım için
yüzeyde kalmasında bir sakınca görmüyorum. Doğruca boyayıp devam edeceğim. Ara ara bu hain, bu şerefsiz, bu güzellik videoya dalarsa korkmayın. Kendisi benim kedim, yok olur. Biraz yaramazdır. Böyle meraklıdır da. Her kedi gibi diyebiliriz galiba. Diğeri de kızımız Marta. O da arkalarda miyavlıyor şu anda gördüğünüz gibi. Muhtemelen Yağmur kapıyı kapattı. Kendi başına bilgisayarda takılıyor. O da yanına gitmek istiyor ancak içeriye giremediği için biraz morali bozuluyor diye düşünebiliriz. Ve bu işlemi yaparken koruyucu eldiven takmanız, bakın benim şimdi aklıma geldi, sizin yararınızda olur. Dediğim gibi amaç burada girilebilecek her deliğe, her araya, her noktaya girebilmek. Her masada olmak amacımız. Eğer bu neyin kafası derseniz Darkside'ın kafası diye cevap veririm size. Bakın ufacık bir boyada bile aslında detaylar ne kadar çok ortaya çıkıyor. Dediğim gibi kalıp gerçekten güzel. Profesyonele yakın bir iş var burada. Ancak boya işçiliği, yani şöyle de düşünebiliriz tabii ki. Bunlar DC Multiverse McFarlane figürleri bizim için belli bir fiyatın üzerinde olsa da dolar kuru yüzünden işte vergiydi, shippingdi, şuydu buydu, aracının kârı gibi tüm detayları düşününce yurt dışında bunlar 15-25 birim arasında, hadi büyük boyları 40 birime kadar çıkan, yani 40 dolara kadar çıkan ürünler. Onlar için uygun fiyatlı, düşük fiyatlı figürler. İster istemez de fiyat skalasına göre fiyat performans ürünü diyebiliriz bunlar için. Öyle bir SHF, bir MFX kalitesi beklememek gerekiyor. Ama böyle eğer McFarlane alırsanız ve figürünüzün daha güzel gözükmesini isterseniz, ki ben başka figürlerine de yapacağım, onlara da bakabilirsiniz daha sonra. Böyle ufak dokunuşlarla gözükmeyen bazı detayları ortaya çıkarabilirsiniz. Yani bunda şöyle bir dezavantaj var. Eklem noktalarına yapacağınız her türlü boya zamanla aşınacaktır. Çünkü bunlar plastik kalıba dökülürken o renkte dökülüyorlar ki boya aşınması olmasın. Boya zamanla eklem noktasında hareket ettiği için muhakkak ki aşınacaktır. Ona çok yapacak bir şey yok açıkçası. Ama bu demek değildir ki siz bu işlemi yapmayacaksınız. Figürü daha güzel. Yani zaten McFarlane figürler mühendislik gereği çok fazla böyle aşırı şekilli pozlara giren figürler değil. Hani bunları böyle daha vanilla pozda sergilemek belki de daha mantıklı, bilmiyorum. Tabii o sizin tercihinize kalmış. Ancak o tarz pozlarda da zaten de eklem noktalarına çok fazla müdahale olmayacağınız için çok da fazla bir aşınma olmayacaktır. Evet, kedim arkada gazete kağıdını parçalıyor. Sesini duyuyorsanız kusura bakmayın. Çünkü kendisi yaramaz bir şerefsiz. Akrilik boyanın artısı sulandırsanız bile çabuk kuruması. O yüzden ben bunu birkaç dakika böyle bıraktığımda muhtemelen bu büyük ölçüde kurumuş olacak diye düşünüyorum. Belki kuruduktan sonra daha az sulandırarak ikinci bir kat geçebilirim. Çünkü bazı aralara sanki yeterince boyaya yediremiyorum hissiyatı yaşıyorum şu anda. Ama bittiği zaman, kuruduğu zaman ki bir final görünümüne bakıp buna karar vermem gerekiyor. Şu an aşamada değil. Armor parçalara çok gelip gelmemesi önemsemiyorum çünkü onlara farklı bir işlem uygulayacağız. Şimdilik sadece, yani oralara da gelsin. Oralar da biraz daha bu şekilde koyulaşmış oluyor. Biraz daha derinlik kazanmış oluyor en azından. Bazı noktalar kendi içinde siyah aldığı için derinlikler, kavisler. Figürde ister istemez biraz daha üç boyutlu görünüyor, biraz daha derinlik kazanıyor. Ama dediğim gibi gelse de gelmese de çok önemli değil şu aşamada. Çünkü buralara uygulayacağımız esas görünüm farklı boyalarla yapacağız. Daha mat, daha soluk, daha metalik bir görünüm yakalamaya çalışacağım. Evet, bu şekilde kurumaya birkaç dakikalığına bırakalım. Normalde peçeteyle üzerinden almayacağım demiştim ancak eğer almazsam şu şekil bazı noktalarda sanki böyle doğu lekesi gibi kalacakmış gibi bir hissiyat uyandı bende kurudukça. O yüzden şöyle hızlıca bazı o tarz gördüğüm yerleri tekrardan boyayıp ondan sonra da peçeteyle gördüğünüz gibi yüzeylerin üzerinden almaya karar verdim.
Eğer boyayı daha sulandırırsanız muhtemelen siz bunu yapmak zorunda kalmazsınız. Bu tarz plastikle ilk defa çalışıyorum, o yüzden ne kadar süre demeyecek, ne kadar tutacak çok kestiremiyorum. Kestiremediğim için de böyle oluyor. Ama böyle öğreneceğim. Bakalım. Evet, az önce telefon ısındım deyip kendi kendine video kaydı almayı durdurmuş. Ne yazık. Allah'tan çok geçmeden fark ettim. O sırada işte neden bahsediyordum düşüneyim. Yani bunu dediğim gibi boyayı ne kadar sulandırarak başlarsanız işe batırma ihtimaliniz o kadar düşük olur. Ama baktınız ki olmuyor. O zaman tabii ki dediğim gibi hani daha az sulandırarak tekrardan deneyebilirsiniz. Şimdi ben biraz böyle üstten üstten alacağım. Şu yöntemle böyle peçeteyi yavaş yavaş vurarak darbelerle. Gördüğünüz gibi o zaman tekrardan grilikleri görmeye başlıyoruz ve bu sefer istediğim tona eriştim diyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki akrilik boya var, işte farklı boyalar var. Neden akrilik? Akrilik çok hızlı kuruyan bir boya. Yani ve ayrıca bir hata yaptığınızda kolay yere bile kolaylıkla silebilirsiniz. Hani eğer ki tutup da vernikle üzerinden mühürlemediyseniz, bu iş artık tamam burada bitti demediyseniz kolaylıkla tekrardan silip eski haline çevirebilirsiniz. O yüzden sizin de akrilik boya kullanmanızı öneririm. Piyasadaki diğer, şimdi aklıma gelmeyen ismin boya çeşitlerine gitmenizdense. Yani şunu yapabilirdim aslında ama şimdi aklıma geliyor. Aslında sadece bir bacağı boyayıp sonucu, istediğim sonucu ulaştıktan sonra diğer bacakla yan yana koyup veyahut da kol vesaire bir şeyle before after gibi size onu gösterebilirdim aradaki farkı ama şu an artık o noktayı geçtiğim için yapacak bir şey yok. Ancak videonun başına sarıp her şekilde bacağın ilk haline bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha koyu bir ten rengi, daha koyu bir zırh parçası yakalamış olduk. Özellikle çok ıslak kalan yerler varsa ve çok önemli değilse ki bunlar mesela şu an benim eklem noktaları. Dediğim gibi zaten buralar soyulacak zamanda, çok önemsemiyorum o yüzden. Ben ne kadar güzel boyasam da ona yapacak bir şey yok. Kuruma sürecini hızlandırmak adına oralardaki boya birikintilerini alıyorum. Pozlarken orası abi kabak gibi durmayacak mı derseniz de duracak, yapacak bir şey yok. Ne kadar ekmek o kadar köfte miydi? O kadar köfte o kadar ekmek mi işte, her neyse o. Anladınız siz. Bu kol parçalarında şu an biraz daha sert davranabiliyorum. Çünkü daha önce zaten istediğim tona yakın bir ton elde etmiştim. O yüzden hani fazla böyle çıksa bile çok umursamıyorum açıkçası. Zaten altta kalan kurumuş boyalı hali de benim istediğime yakın bir ton. O yüzden biraz daha böyle silme yöntemiyle de yapabiliyorum. Ama diğerlerine dikkat etseniz sadece vurarak almaya çalıştım olabildiğince. Evet. Gördüğünüz üzere kuruduktan sonra aldıkları şekil biraz daha koyu, biraz daha sert, biraz daha karanlık. Tam bir Snyder Wars. Sıra geldi biraz gri boya kullanmaya. Evet, buraların tonunu koyulaştırdık ancak biraz daha bu sefer de dış yüzeydeki detayları da kapatmış olduk. İstediğim onların tekrardan ortaya çıkması. Bunun için de dry brush dediğimiz yöntemi kullanacağız. Biraz peçete alıyorum. Bu durumda tuvalet kağıdı. Gazete kağıdını da kullanabilirim ama oraya daha sonra bir şeyler serdiğim için kaldırıp atabileceğim bir şeyler olsun istiyorum. Birazcık gri boya. Fırçanın ucuna biraz alıp mümkün mertebe üzerinden yok ediyorum. Böylece fırçanın ucunda çok ama çok az bir boya kalmış oluyor. Daha sonra bunu yavaşça, çok ufak hareketlerle şöyle derinliklere, o kavislerin içine girmeden yüzeyin üstünden geçiriyorum. Bu sefer de amacım tekrardan yüzeydeki esas o derinlerin dışında, yani bu sefer derinlikleri aslında siyahla doldurmuş olduk. Tekrardan bu noktaları istediğime yakın bir tondaki griyle açmış oluyorum. Şimdi before after yapabiliriz. Bilmiyorum kamera aradaki farkı çok yakalayabiliyor mu ama ben görebiliyorum çıplak gözle bakarken. Fırçanın ucunda ne kadar az kalırsa sizin için o kadar iyi. Mesela ben burada biraz fazla bırakmışım fırçanın ucunda, elimle şöyle dağıtmak durumunda kaldım. Dünyanın sonu değil ama çözümsüz değil yani ama dikkat edersiniz, siz bunu yapmak zorunda kalmazsınız.
Zaten dry brush yaptığımız için burada kurumayı çok beklemek gerek yok. Hemen birkaç saniye içerisinde bile kuruyacaktır. İstediğim kuruluğa gelecektir. O yüzden doğruca diğer aşamaya geçelim. Diğer aşama ne diyeceksiniz? Bu. Bu sefer de metalik boyayla ekleyeceğiz. Metalik mavi. Referans aldığım resimde koyu laciverttense daha açık bir mavi olduğunu görüyorum. O yüzden ona yakın bir ton yakalamaya çalışacağım. Yakalayabilir miyiz göreceğiz. Ancak bununla başlamak istiyorum. Benim daha önceden vardı ancak airbrush'ım bozuldu. Aslında bu tarz işler için airbrush en ideali. Çünkü hiçbir fırça izi kalmıyor. Yani belki videoda siz göremeyeceksiniz ama aslında kuruduğu zaman fırça izleri genelde bu tarz işlerde çok belirgin oluyor. Boyayı ne kadar sulandırırsanız kalan, yani çıkan sonuçta, final sonucunda en az fırça izini elde edersiniz ama yine de bir miktar sonuçta fırça kullandığınız için olacaktır. Bunu engellemenin bir diğer yolu da sünger fırça kullanmak. Onunla vura vura yapmak ama o da sonsuza kadar sürer. Açıkçası zaten fotoğraflarda çok belli olmayacak. Bu arada linkini de bırakacağım ama aksiyon figürlerini fotoğrafladığım bir Instagram hesabı açtım. İlginizi çekiyorsa takip edebilirsiniz. Çekmiyorsa da takip etmenize gerek yok. Amacım takipçi kasmak değil, sadece ilgisi olanları beklerim. Bu figürde hoşuma gitmeyen tek şey şuraya, belki ileride yaparım ama şu aşamada değil. Normalde 1. çağdaki savaşta Ares buraya bir baltasıyla yara açıyor ve biz filmin sonunda Darkseid'i tekrardan gördüğümüzde o yaranın orada durduğunu görüyoruz. Yara demeyeyim, en azından zırhtaki hasarın orada hala durduğunu görüyoruz. Ancak bu figürde onu McFarlane es geçmiş. Canı sağ olsun diyelim dedemizin. O yüzden ben belki daha sonra, çok zor bir şey değil yani, alt üstü bir falçalı darbesiyle açıp oraya birazcık işte hasar boyası atmam yeterli olur ama şu aşamada dediğim gibi yapmak istemiyorum henüz. Figürüm bu halinden memnunum, böyle kalsın istiyorum. Belki yaparım. Gördüğünüz gibi daha açık bir ton elde ettik. Kurumaya bırakacağım şimdi bunu. Darkseid gerçekten heybetli bir karakter. Ben McFarlane 7 inç figürler üretiyor. Yani elimde McFarlane'in Zack Snyder's Justice League figürlerinin birçoğu var. İşte Superman, Cyborg, Aquaman. Sanırsam sadece Batman'le Flash da var. Batman yok elimde. Ve Wonder Woman'ı zaten Zack Snyder's Justice League adı altında üretmedi. Direkt Wonder Woman 1984 filmi için ürettiği Wonder Woman film figürü var. O da çok hoşuma gitmiyor. Kalkan kılıcı hiçbir şey yok ki. Ayrıca açıkçası o figürlerin boyu biraz uzun. O yüzden bununla birlikte pozlayınca çok da hoş durmuyorlar sanki. Hani böyle boyutlandırma olarak Mafex veyahut da işte siyahşe figürler daha uygun gibi geliyor. O yüzden ben Mafex topluyorum. Mafex de diyebiliriz buna sanırsam İngilizce ismiyle. Onunla pozlayınca daha hoş duracağını düşünüyorum. Zaten aklımda bir poz var. Bununla ilgili bir diorama da yaptım. Onunla birlikte fotoğraflayıp dediğim, bahsettiğim, buraya da linkini bırakacağım. Instagram hesabımda da paylaşacağım. Bakabilirsiniz. Sanki boyut olarak daha doğru, daha uygunlar gibi geliyor. Yani bu 7 inçten zaten çok daha büyük bir figür de. Kaç inçe tekabül ediyor tam olarak bilmiyorum. Ölçmek lazım. Ama dediğim gibi muhtemelen 9-10 inç arası bir şeye denk geliyor. Sanki onlarla daha şık duracak gibi diye düşünüyorum. Dikkat ettiyseniz fırçayı vururken aralara çok girmesini istemiyorum. Oraları zaten özellikle daha koyu hale getirdik. Amacım oraların koyu kalması. Ki bir noktada da zaten aralara ne kadar az girerse biraz da o kadar eskitme görünümü kazanıyor. Bu Darkseid'da yani tek bir savaş görmüş bir Darkseid değil. Muhtemelen bu zırh binlerce savaş gördü. İç savaştan tutun da fethettiği diğer gezegenlere kadar. O yüzden biraz böyle eskitme olması bence mantıklı. Açıkçası istediğim tona yakın bir ton elde ettiğimi düşünüyorum şu ana kadar. Ki dediğim gibi bu iş burada bitmeyecek. Biraz daha işimiz var. Eğer bir noktada boyayı çok aldığınızı, çok fazla vurduğunuzu düşünürseniz olabilir. Çok önemli değil. Yedirmeye devam edin. Sürekli oradan boyayı alıp başka taraflara taşıyın. Böylece oradaki boya fazlalığını zamanla alıp
her tarafa dağıtarak daha eşit bir boyama görünümü elde edersiniz. Figürü sökmenin mantığı da burada başlıyor. Bu parça normalde bir kısmı eteğin altında kalacaktı ve ulaşmak daha zor olacaktı. Ama şu aşamada rahatlıkla boyayabiliyorum. Bu arada yorumlarda bahsedin. Başka böyle repaint yapmamı istediğiniz, özellikle McFarlane figürünü varsa, çünkü bulabilirsem yaparım. Fiyat skalası daha yüksek figürlere bunları çok fazla yapmak istemiyorum. Çünkü gerek de yok. Onlar zaten oldukça iyi boya kaliteleriyle geliyorlar. Çok bir şey istemiyorlar bu konuda. Ama McFarlane dediğim gibi kalıp olarak harika işler yapsa da, mühendislik olarak eh dediğimiz işler yapsa da boya konusunu es geçiyor. Bu da fiyat pahalılığı sebebiyle yani. Yoksa boyarsa tabii ki o da bir fiyat olarak Mafex'lerin, CHF'lerin fiyatlarına çıkacaktır. O zaman da hedeflediği kitlenin dışına gidecek. Bu adamın hedefi az maliyetle çok figür üretmek, çok figür satmak. Yılda 1000 tane Batman figürü yapmak. 1000 farklı Batman varyasyonu, 1000 farklı Superman varyasyonu yapmak. Aman hiç Wonder Woman yapmamak gibi diyebiliriz. Şimdi iki kat yapmamın sebebi şu. İlk kat biraz daha sadece metalik tonları öne çıkarıyor. Yani daha grimsi bir hava katıyor. Ama benim istediğim sadece grilik değil. Benim istediğim bu metalik gökyüzü mavisinin zırh kısmına hakim olması. Bunun için de ikinci kat gerekiyor. Sorun değil, yaparız. Belki de üçüncü kat gerekecek, bilmiyorum. Bakalım. Kuruyunca anlayacağım. İsrail, Zack Snyder's Justice League Steppenwolf figürü de var elimde yine McFarlane'den. Onu da tekrardan boyamak istiyorum. Ancak onun zırhı daha bir kusursuz yapıya sahip sanki. Böyle hiç leke tutmayan, muazzam parlak, güçlü bir zırh havası veriyor. Bu tarz biraz daha gladyatör zırhı gibi değil de daha uzaylı vari bir zırh. Uygun boya arıyorum o yüzden. Onu boyayabileceğim. Eğer bilen varsa lütfen yorumlarda onu da belirtsin. Boyadığımda istediğim sonucu elde edebileceğimi düşündüğünüz bir boya varsa en azından bir YouTube videolarına bakarım, inceleme yaparım. Aklımdakine benzer bir şeyse alıp küçük bir parçada deneyip sonucuna göre onu kullanıp kullanmayacağıma karar verebilirim. Olmasa da olmaz yani, yapacak bir şey yok. Kimseyi bundan dolayı suçlamam. Gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz o yüzden. Gördüğünüz gibi ikinci kat attıktan sonra daha griden gökyüzü mavisi metaline dönmeye başladı. Adının hakkını vermeye başladı diyebiliriz. Ki bu Darkseid tasarımı aşırı hoşuma gidiyor. Yani hem Jack Kirby'nin orijinal tasarımına bir saygı duruşu var, eteğiyle vesairesiyle, hem de Zack Snyder'in kafasındaki H.R. Giger'ın uzaylı konsepti tasarımlarıyla uyuşan bir havası var. O yüzden sanki Best of the Both Worlds der ya yabancılar, hani iki dünyanın en iyi parçaları bir araya gelmiş gibi. O tarz bir hava alıyorum. Hoşuma gidiyor. Bu figüre de repaint yapıp umarım istediğime daha yakın bir hale getirirsem benim için daha güzel olacak. Üçüncü katı atıp atmayacağım henüz karar vermedim. Çünkü şöyle bir şey var. Sonunda son bir kez daha Black Wash uygulamayı düşünüyorum şu aşamada. Emin değilim. Uyguladığımda acaba tonu çok kapatır mı? Bu metalik maviden tekrardan böyle koyu siyah bir havaya döner mi dönmez mi, ondan emin olamıyorum. Eğer döneceğini hissedersem bu kez bu süreci baştan yapmam gerekir. Yani hani o noktadan geriye çevrilemez bir şey değil ama niye tekrardan o vakti kaybedeyim diye düşünüyorum. Bilmiyorum henüz. Bakalım. Tın kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra bir karara varacağım. Üçüncü kata gerek var mı yok mu? Çünkü metalik gri gibi kalsın istemiyorum. Onun için farklı bir planım var. Ama bir yandan da çok da böyle aşırı açık maviye de dönsün istemiyorum. Ara ara parçaları kameradan uzaklaştırıyorsam kusura bakmayın. Çünkü ya kameranın açısı benim çok iyi görebileceğim bir açı diyemem açıkçası. Hani ben böyle biraz minimum görerek aslında işi yapıyorum. Fırça da hani farklı yerlere vursun istemiyorum. Bazen o yüzden böyle daha iyi görebileceğim noktaları alıp bakıp daha sonra tekrardan kameranın önüne koyarak devam ediyorum ama hani zaten birebir tüm süreci izlemenize gerek yok. Amaç genel fikri almak, anlamak. Onu da yeterince anlatabildiğimi düşünüyorum. Bir tavsiye, bu tarz figürleri boyarken bence kafaya en çok özen gösterin. Çünkü
genelde bir şeyin fotoğrafına baktığımızda ilk baktığımız yer yüz, surat vesaire olur. Hani oralara dikkat ederiz. Veyahut da Batman gibi bir figüre bakıyorsanız, Superman gibi bir figüre bakıyorsanız göğüs kısmındaki logoya bakarız. Çünkü bunlar en öne çıkan, en çarpıcı yerlerdir. Hani ekstra bir poz verilmediyse, işte ekrana doğru tekme, yumruk bir şey atmıyorsa, bir şey fırlatmıyorsa bunlar gözümüze çarpan ilk yerler olur. Buraların kalitesini arttırmanız boyada, kalıpta vesaire de eğer hani baştan sıfırdan yaptığınızı varsayıyorum bir şey. Diğer yerlerdeki kusurları bir kısmen örtebilir. Yani kısmını da olsa örter. Bu kostüm yaparken de böyledir. Eğer maskeniz kaliteliyse, göğüs parçanız kaliteliyse diğer yerlerdeki kusurları bir nebze örtmüş olursunuz. Çünkü insanlar fotoğrafta veyahut da sizi karşılarında gördüklerinde ilk buralara bakacaklardır. Eldiven kullanmanın bir de şöyle bir avantajı var. Zaman zaman boya elinize yapışıyor. Ve siz figürü tuttuğunuzda istemediğiniz bir yere boya gelmiş olabiliyor. O zaman da evet dediğim gibi akrilik boya biraz daha affedici bir boya. Çabucak silip çıkarabilirsiniz. Eğer erken fark ederseniz ama geç kaldığınızda iş biraz daha zorlaşıyor. Ama eldiven kullanırsanız, eldivenin artık yeterince kirlendiğini düşündüğünüz anda eldiveni çıkarıp atarsınız, yenisini giyersiniz. Ve voilà, o zaman bu tarz hataları minimuma indirmiş olursunuz. Evet, parçalar büyük ölçüde kurudu ve ben açıkçası boyadan, tondan gayet memnunum. Tekrardan 3. katı atmamaya karar verdim. Ancak dediğim gibi bu iş burada bitmez arkadaşlar. O kadar kolay benim elimden kurtulamaz bu figür. Şimdi birazcık daha dry brush kullanacağız kendisine. Biraz daha buna maruz kalacak. Yine her zamanki biraz peçete, tuvalet kağıdı. Yine sert uçlu fırçamızı alıyoruz. Ben biraz yıkadım geldim şimdi bunun ucunu. Ben bu sefer bu rub and buff dediğimiz parmak yaldız diye de geçiyor. Böyle de bulabilirsiniz. Farklı markaların gibi bulabilirsiniz. Veyahut da gümüş, metalik akrilik boyanız varsa onu da kullanabilirsiniz. Benim elimde kalmamış, o yüzden bunu kullanacağım. Hatta gümüş, akrilik, metalik boya çok daha fazla işinize yarar. Çünkü şöyle, bunun kuruma süresi akrilik boya göre biraz daha fazla. Neye göre kuruyor anlamıyorum. Bazen yarım saatte kuruyor, bazen iki gün sonra dokunsam da elime geliyor. O yüzden size tavsiyem mümkünse gümüş akrilik boya kullanın. Yoksa bunu kullanabilirsiniz. Şöyle yapacağız, biraz fırçanın ucunu alacağım. Ve büyük çoğunluğunu buraya bırakacağım. Ondan sonra şimdi yapmak istediğim şey şu. Bu zırh parçasında çıkıntılar bu tarafa doğru gidiyor. Doğal olarak aşınma bu yönde olabilir diye düşünerek aşağıdan yukarıya yavaş yavaş vuruş yapacağım. Zaten metalik bir boya olduğu için çok fazla belli olmayacaktır. Özellikle kamerada neredeyse hiç gözükmeyecektir belki de ama ben yine de bu aşamayı yapmak biraz daha sanki savaş görmüş, eskitme yaşamış, hasar görmüş hissiyatını vermek istiyorum bu figüre. Şöyle zaten ışık parlamasından dolayı çok da fazla belli olmuyor aslında böyle bakınca ama ben birebir de bakınca görebiliyorum. Siz göremeseniz de. Çok muazzam bir fark yaratacak mı derseniz muhtemelen yaratmayacak. Ancak yapmanın da kendine göre artıları olacaktır diye düşünüyorum. Bunu bu yönde yapmamızın sebebi şu uçlara denk. Böyle yaparsam üstlerine denk gelecektir. Böyle yaparsam fırça sadece uçlara değeceği için. Amaç burada o kısımlara denk getirmek. Aşınmaların oralarda olması, uçlarda olması. Mesela bunda çok fazla girinti çıkıntı olmadığı için bu parçada buna çok fazla yapmıyorum. Kısmen diğerine göre daha az. Bazılarının şuradaki omega sembolünü altın rengine falan boyadığını, daha böyle çizgi roman havası verdiğini de gördüm. Eğer siz yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz tabii ki ama ben filmde öyle olmadığı için yapmayacağım. Sadece bir fikir olarak. Bunda da mesela zırh parçaları bu yönde gittiği için o uçlara denk gelsin diye fırçayı bu sefer bu yönde vuruyorum. Yani bu kafa parçası çok küçük, çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok da fazla yapmak istemiyorum bunu. Çünkü zaten çok fazla o tarz uç yok. Ama az da olsa
yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Bunu da yaptıktan sonra şimdi bu noktada bitiyor mu derseniz bence bitmiyor. Şöyle ki evet bu ton istediğime yakın bir ton. Gayet aslında istediğim ton. Ancak yine de çok açık. Yani figürün geri kalanıyla bence tam olarak uyum sağlamıyor. O yüzden uyumu yakalamak adına yapacağımız şey basit. Bir kat daha bilek boş yapacağız. Çok fazla sulandırmadan yine. Çünkü bu plastik tutmuyor. Çok sulandırıldığı zaman. Biraz da tekrardan o aralarda eğer fazlaca boyanın girdiği yer varsa oraları kaplamak adına. Şöyle sadece bu sefer zırh kısımlarına. Çünkü deride istediğim tonu zaten elde ettiğimi düşünüyorum. Hem biraz bu metalikliğin koyuluğunu, parlaklığını azaltmış olacağım. Açık mavi tonunu biraz daha koyultabildiğim için istediğime daha yakın bir sonuç elde edeceğim diye düşünüyorum. Yani diyebilirsiniz abi başta yaptın, sonda yaptın, ne anladım ben bu işten? Bu iş böyle. Bazen ilk başta yaptığınızı tekrar sonda yapmanız gerekebiliyor. Evet, kameram küçük bir arıza verdiği için ben az önce gördüğünüz işlemini, geri kalanını kamera kapalıyken yapmak zorunda kaldım. Çünkü boya kuruyor. Bir noktadan sonra silemeyeceğim hale gelecek. Yani silebilirim tabii de işlem çok daha fazla uzayacak. Ama temelde gördüğünüz zaten yaptığım şeyi. Sadece tekrardan bilek boş uygulayıp peçeteyi üzerine bastıra bastıra fazlalıklarını aldım. Şimdi son olarak bir şey yapacağız. Ondan sonra da sadece vernikleme kalacak geriye. Şöyle ki bilek boş ister istemez bazı köşelerdeki gümüşü parlaklıklar, o yaptığım eskitmeyi kapattı. Çok az da olsa tekrardan bu wax'ı kullanarak o köşelere tekrardan hafifçe o eskitme havasını vermek istiyorum. Tek yapacağım bu kaldı. Yine aynı şekilde. Tersi yönde. Fırçanın ucunda çok az ama çok az bırakarak dediğim gibi yaptım. Temelde tekrardan köşelere birazcık eskitme verebilmek. Böylece Armor savaş görmüş hissiyatı uyandırmak. Çok fazla değil ama çok az. Çok çok az mümkünse. Evet gördüğünüz gibi tüm parçalara tekrardan dry wash uyguladım. Artık bu noktadan sonra tek yapacağım şey kalıyor. O da bu işi mühürlemek. Onun için de şöyle mat vernik kullanacağım. Daha sonra da hepsini tekrardan birleştirip figürü oluşturacağım. Neden mat vernik derseniz bunu şöyle açıklayayım size. Evet armor parçalarının aslında zırh olan yerlere parlak vernik daha güzel olabilir. Hatta daha da güzel olacaktır diğeri olan kısımlar hariç. Ancak fotoğraf çekecekseniz, video çekecekseniz parlak vernik çok fazla parlama yapıyor. O yüzden ben bunu fotoğraflarda kullanacağım için parlak vernik kullanmak istemiyorum. Eğer sizin de öyle bir düşünceniz varsa benzer figürlerde boyarken parlak verniği minimum seviyede kullanmaya çalışın. Bazı insanlar göz çevresi gibi yani göz kısımları gibi bir yerlere kullanabiliyorlar. Veyahut da tırnaklar, pençeler gibi yerlere daha parlak gözüksün diye. Bunlar çok küçük alanlar olduğu için rahatsız etmeyecektir. Fırçayla sürüp oralara yedirebilirsiniz. Ancak burada çok fazla o tarz parlayacak parça olduğu için ben parlak vernik değil sadece mat vernik kullanacağım. Size de aynı şeyi tavsiye ederim. Ondan sonra figürü birleştireceğim ve neye benzediğine dair küçük bir video çekip daha sonra da before after fotolarını paylaşırım. Karar sizin olur. Verniklemeden önce figürün parçalarını benim yaptığım gibi bir köpüğe bu tarz çubuklar belki pipet vesaire bir şeyler aracıyla dik bir şekilde koyarsanız her yüzeye aynı anda vernikleme şansı elde edersiniz. Bu da bir, bir yüzeye sıkayım kurusun sonra çevireyim diğer yüzeye sıkayım orası kurusun şeklinde zaman kaybını engeller ama yoksa o şekilde de yapabilirsiniz. Yalnız her yanını vernikleyip bir köşeye koymayın çünkü yere değen kısım muhtemelen oraya yapışacaktır ve oradan kaldırdığınızda çirkin bir görüntü oluşacaktır. Bunu engellemek adına ya böyle yapın ya da dediğim şekilde yapın. Evet tüm parçalarımız kurudu. Şimdi geldi tekrardan birleştirmeye. I think that's all. Evet. Figürü tekrardan birleştirmeyi de zor da olsa başardık. Şimdi güzel bir videosunu çekelim. Thank you.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Darkside'ın tekrardan boyamasını bitirdik. Hedeflediğime yakın bir şey oldu. Belki biraz daha koyu tonlarda bir mavi kullanabilirdim metalik olarak. Çünkü zamanla yaptığımız dry brush ile biraz daha tonu beklediğinden fazla açıldı. Ama yine de final sonucundan ben memnun kaldım. Dediğim gibi eğer aklınızda farklı makfalya figürlerin boyaması ile ilgili bir fikriniz varsa, bir düşünceniz varsa yorumlarda belirtin. O figürleri bulabilirsem eğer onları da boyar. Yine sizlerle paylaşırım. Bu figürle ilgili de fikirleriniz varsa eğer, abi şöyle boyasaydım daha iyi olurdu, böyle yapsaydım daha iyi olurdu, mükemmel olmuş gibisinden, ki mükemmel olmuş en güzel olur. Belirtmenizi rica ederim. Onun dışında kanalıma abone olun, videoyu beğenin, sağda solda paylaşın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.